Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Bugün 2 Ekim 2023 Pazartesi. Teröristlerin Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişimi kahraman polislerimiz sayesinde önlenmiş, hatırlayacaksınız. Saldırının ayrıntıları da netleşmeye başladı. Hainlerden birinin PKK üyesi Hasan Oğuz olduğu tespit edildi. Kendini patlatan teröristin kimlik belirleme çalışması ise sürüyor. Teröristlerin hain planlarını nasıl devreye soktuğu, aracı nasıl gasp ettikleriyle ilgili de önemli detaylar ortaya çıktı bugün. Birazdan izleyeceğiz. Bugünün önemli bir bilgisini de İçişleri Bakanlığı paylaştı. Mehmetçik ve MİT terör hedeflerine operasyon üstüne operasyon yaptı. 2007'de gerçekleşen Dağlıca saldırısının planlayıcısı Müzdelif Taşkın'ı Suriye'nin Kamışlı kentinde nokta operasyonuna etkisiz hale getirildiği duyuruldu. ATV Haber başladı. Hain planlarını Kayseri'de devreye soktular. Kendilerine aile izlenimi vermek için yanlarına bir kadın bir de çocuk aldılar. Gözlerine kestirdikleri aracı ise otostop çekerek durdurdular. Develi'de veterinerlik yapan Mikail Bozdağ'ın yakınlardaki bir köye davulculuk yapmaya gidiyoruz, davulumuz patladı diyen teröristlerden hiç şüphelenmedi. Belli bir süre gittikten sonra yolda kadın ve çocuk araçtan indi. Teröristler de gerçek yüzlerini o zaman gösterdi. Mikail Bozdağ'ı önce darp ettiler, sonra da başından vurdular. Cesedini boş bir araziye atıp gasp ettikleri araçla Adana'ya gittiler. Araca silah ve bombaları yükleyip polis takibine takılmamak için daha az kullanılan Sayınbeyli Feke güzergahından Ankara'ya doğru yola çıktılar. Amaçları İçişleri Bakanlığı'nı kana bulamaktı. Ama planları anında karşılık veren kahraman polislere takıldı. Başından vurularak etkisiz hale getirilen teröristin PKK üyesi Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edildi. Cesedi parçalanmayanın kimliği tespit edildi. Diğer teröristin kimlik tespiti çalışmaları emniyet güçlerimizce ve adli tıp kurumumuzun destekleriyle devam ediyor. Saldırının gerçekleştirildiği çalıntı araçta ise 9700 gram C4 patlayıcı madde, 3 el bombası, 1 roket atar, 2 tabanca ve 2 uzun namlulu silah ele geçirildi. Olay tüm boyutlarıyla şu anda araştırılıyor. Teröristlere anında karşılık vererek faciayı önleyen iki polisin tedavisi ise sürüyor. Arayan herkesin Allah razı olsun. Gerekmedikçe aramayın. Ben odaya geçince hepinizi arayacağım zaten. Şu an durumum iyi. Çok şükür. Gayet iyi. Terör operasyonları ise 3 koldan hız kesmeden sürüyor. İçişleri Bakanlığı'nca İstanbul ve Kırklareli'nde 26 farklı adrese düzenlenen operasyon kapsamında aralarında HDP il sözcüsü ve ilçe başkanlarının da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Türk Silahlı Kuvvetleri ise Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Kandil ve Gara'da teröristlerin kullandığı mağara, sığınak ve barınaktan oluşan 20 hedefi hava harekatıyla yerle bir etti. Milli İstihbarat Teşkilatı da nokta operasyonla 2007'de 12 askerin şehit düştüğü Dağlıca saldırısının planlayıcısı Aslan Çelek kod adlı teröristi öldürdü.